Türkiye'nin en eğlenceli, en komik yemek yarışma programı Kocam Yaparsa'ya hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Dün inanılmaz heyecanlı bir şekilde programımız başladı. Haftaya başladık. Bugün artık ikinci gündeyiz. Haftanın ikinci gününe sarı takım 8 puanla lider başlıyor. Güne 8 puanla başlıyorum. Gayet enerjiyim. Birinci olmamız ve parayı elimizde tutmamız sebebiyle çok mutluyum. Paranın verdiği rahatlıkla belki bu yüzden biraz rahat davranabiliriz diyeceğim ama değil. Yemeğe dikkat edip şefimizden asıl puan almamız gerektiğini düşünüyorum. Dün pişmeyen yemeklerine rağmen rakiplerinden aldığı yüksek puanlarla 10 bin liralık kasayı ele geçirmeyi başarmışlardı. Bizim için 10 bin lira demek oğlumuz Emir Kerim örneğin için başta istedikleri oyuncaklarını alabilmem. Şu an ilkokul 1'e gidiyor fakat ekstra almasını istediğim bir İngilizce kursu var. Ona ufak çaplı bir tatile göndermek istiyorum. Bir de istediği değişik elektronik cihazlar var benden. Açıkçası daha alamadık. Onları almak istiyorum kısmetse. Güney 7 puanla ikinci sırada başlayan mavi takım dün şefimizden yüksek puan almayı başaran tek takım olmuştu. Bugün yeni bir gün. Güney 7 puanla başlıyoruz. Bugün dün sarı takıma emanet verdiğimiz 10 bin liramızı alacağız. Diğer takımlara da söyledim. Canavar gibi bir mavi takım geliyor. Biz bu motivasyonla kazanamayız hayatım. Bak ben yemek yaparken yemeğin içine aşkımı, sevgimi, her şeyimi katıyorum. Ama sen bana sıfır veriyorsun. Bu nasıl aşk, bu nasıl sevgi? Tamam bugün onu inşallah düzelteceğiz hayatım. Tamam. Ben de sana güveniyorum. Tamam. 17 yıllık evli tecrübeli çiftimiz pembe takımsa güne 6 puanla 3. sırada başlıyor. Güne 6 puanla başlıyoruz. Bugün daha iyiyim, daha enerjiyim. Rakiplerimizi rakip olarak görmüyorum. Bugün daha enerjiyiz. Eşim daha güzel herhalde tarif edineceğini söyledi ve tabağımı bulması gerekiyor. Bulacak bu sefer. O zaman yine çok lezzetli bir yemekle sizlerle beraber olacağız şimdi. Tabii ki öncelikle hanımlar beyler bir vedalaşın bakalım. Sizi arkaya alalım. Ben hanımlara bugünkü yemeği anlatayım. Hamurunu koy şimdi. Çıkar bir böyle bir karıştır. Çıkar tezgahın üstüne. Eyvah eyvah eyvah. Of. Eyvah eyvah eyvah. Ona bak. Oh. Şöyle de yapıştı. Eyvah eyvah. Rezil. Oh. Eyvah eyvah. Oklavaya da yapıştı. O var ya, Urfa pidesi oldu. Oh, yapıştır aşkım. Battık. Ay ay ay. Hayatım bırakma, bırakma. Ne çıkarsa çıksın yap. Ne yaptın? Yapacağım, yapacağım. Merak etme. Benim hamurum çok kötü oldu ama. Ya yuvarlak diyorsun şimdi. Aşkım lahmacun yuvarlak olur, nasıl olur? Hanımlar yine baş başa kaldık. Bugün öyle bir yemek var ki bayılacaksınız. Çünkü ben gerçekten bayıla bayıla yiyorum. Hazır mısınız? Hazırız. 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 Bugün eşinizin yapacağı yemek lahmacun. Oo! Ve acılı ezmek. Süper. İnşallah. Aman Allah'ım. Evet, millet olarak inanılmaz sevdiğimiz çok güzel bir yemeğimiz var bugün. Sizler için özel tarifimizde lahmacun yapılışı geliyor efendim. Lahmacun ve acılı ezme. Lahmacun hamuru için kaseye konan 2 su bardağı unun üzerine 1 tatlı kaşığı kuru maya ve tuz serpilir. Ortasına açılan havuza yavaş yavaş su ekleyerek yoğrulur. İyice yoğrulan hamurun üzeri streçle kaplanarak dinlendirilir. Lahmacunun harcı için 1 adet kuru soğan kuş gözü büyüklüğünde doğranarak bir kaseye alınır. Kırmızı biber, sivri biber ve kabuğu soyulan domatesle kuş gözü büyüklüğünde doğranarak soğanların üzerine eklenir. İnce kıyılan maydanoz ve sarımsak da harca katılır. Salça, kıyma, tuz ve karabiber de eklendikten sonra yoğrularak lezzetlerin karışması sağlanır. Mayalanan hamur tezgaha
alınarak çok az unla tekrar yoğrulur. Yoğrulan hamur bezelere ayrılır. Her bir beze merdane yardımıyla açılır. Yuvarlak açılan hamurun üzerine kıymalı harç yerleştirilir. Hazırlanan lahmacunlar yağlı kağıt serili fırın tepsisine konularak önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirilir. Acılı ezme için 1 adet kırmızı biber kuş gözü büyüklüğünde doğranır. Aynı şekilde sivri biber ve soğan da kuş gözü büyüklüğünde doğrandıktan sonra kabuğu soyulan domates küp şeklinde doğranır. Tüm malzemeler kesme tahtası üzerinde bıçak darbeleriyle iyice ufaltılıp bir kaseye alınır. İnce ince kıyılan ceviz, nane ve maydanoz da diğer malzemelere eklenir. Zeytinyağı, nar ekşisi, tuz, karabiber, domates püresi ve acı sos da eklenerek tüm malzemeler iyice karıştırılır. Sunum için küçük bir kase içine konan acılı ezme sunum tabağına alınır. Yanına 4 parçaya bölünmüş lahmacunlar yerleştirilir. Maydanoz ve limon dilimi ile lezzeti ve sunumu tamamlanır. Bence hanımlar hazır. Ben her zaman hazırım. Hanımlar sizi odalarınızda, beyler de lütfen mutfağa buyurun. Bu eşimin tabağı olabilir diyorum. Olabilir diyor eşimin. Hadi 5 ver, 5 ver, hadi 5. Hayatım beğendim de, bayıldım de. Bu tabak lezzetli geldi bana. Eşimin değil sanırım bu tabak. Bravo. 5. 2. Yok canım. Buna puanım 1. 2. Yapma i̇şte be. İşte bu. 2. Çok güzel risk aldım, bravo yani. Hayatım duyuyor musun beni? Merhaba. Evet duyuyorum, merhaba. O zaman hemen başlıyoruz. Sepetimizi boşaltmaya başlayalım. Bu arada ben sana yemeklerin ismini söyleyeceğim. Acele bir şekilde sepetimizi boşaltalım. Tamam, boşaltıyorum. Yapacağımız yemeğin adı lahmacun ve acılı ezme yapacağız canım. Tamam. Hayatım merhaba. Merhaba hayatım. Yemeğimizin adı lahmacun ve acılı ezme. Nasıl olduğunu soramıyorum şu anda tamam, sana. Tamam, İyisindir umarım. İyiyim, iyiyim. Sepeti hızlı bir şekilde boşaltıyorsun. Tamam, kıymamız. Hızlı, tamam. Hızlı. Sağ ol. Malzemeleri sayma. Tamam, tamam mı hayatım? Tamam hayatım. Çıkar. Bugün bu kasayı kaybetmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Birinci olmamız gerekiyor. İyi pişmiş bir yemek sunmamız gerekiyor. Evet, olur mu? Aynen, aynen. Başlıyor muyuz? Başladı mı? Ne evet yapıyoruz? Başlıyoruz. Başlıyoruz tabii. Süremiz başladı bile. 34 dakika. Hemen cam bir kase alalım. Büyük, geniş, dar. Geniş, dar da olur. 2 bardak un ve hamur mayası yapacağız. Yalnız Bülent Bey ne yemek yapacağını bilmiyor hala. Yemeğimizin adını söylemeyi unuttum değil mi ben sana? Evet, evet. Lahmacun ve acılı ezme yapıyoruz. Nasıl? Lahmacun ve evet. Acılı ezme yapacağız yanına. Sen aynı aman, zamanda aman, yap. Aman, aman. Tamam, şimdi sen tarifi ver bana. Tamam. Ne istiyorsun benden? Söyle bana. Şöyle. Evet. 2 su bardağı un koyuyoruz tamam, cam okay. Kaseye. Tamam. Bu kasa ben de heyecan biz yaptım. Kaçırmadım. 2. Tamam, 2 su bardağı. Zaten bu 2 su bardağı kadar belli. O un size açarken de lazım olacaktı Bülent Beyciğim. Kadeh yerine su bardağıyla ölçseydiniz keşke. Kuru mayamız var 1 tatlı kaşığı kadar. Tamam okey. 1 tatlı kaşığı. Evet hamurumuz aldım. Güzel olsun. Tamam. Şeften bugün puanı biz almalıyız. Kesinlikle biz almayız. Evet devam kesinlikle. Et. Kesinlikle. Şey yapıyoruz su evet. Ekleyeceğiz. İki ne kadar? Suyumuz ne kadar? Hamuru cıvık olmayacak elinle ayarla. Eldiven mi taksam yedire acaba? Yedire yedire yapıyoruz. Yedire yedire. Tamam. Dikeyim. Hayatım elinle hani şey yap. Yedir. Yedir. Tamam, anladım, yedir. Anladım anladım anladım. Okey. Tamam diğerlerini sen bana ufak ufak tarif etmişsiniz. Tamam diğerleri hamurun zaten içine koyacağım, onu şey söyle yapacağız. Bana. Hamurun içine başka bir şey yok. Öyle onu mi? Yoğuruyoruz. Kapatıp ağzını dinlenmeye alacağız. Tuzu unuttunuz maalesef. Biz en iyisi pembe takıma bir bakalım. Kuru maya var mı orada canım? Kuru maya kuru maya. Böyle şey gibi Hindistan cevizi gibi. Tamam böyle. Tamam. Susan gibi. Tamam toz. Tamam bir, evet toz. Bir tatlı kuş kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı tamam, kadar. Tamam koy onun hepsini. Eğer bir tatlı kaşığıysa. Tamam. Tamam onu koy. Evet. Kuru mayanın ölçüsü önemliydi efendim. Hamurunuzun kıvamı tutmazsa neden diye düşünmeyeceğiz artık. Azıcık su ekleyerek hamurunu yoğurmaya başla. Tamam. Azar azar su ekle. Hamur fazla su şey olmasın. Suyu eklemiştim zaten. Tamam yoğur onu hayatım. Şu an yaptığımız hamur basit hamurdur. Yani un, tuzla sudan oluşan hamurlara basit hamur adı verilir. Şimdi bir su bardağı su. Mayan olacak, kuru maya olacak orada. Kuru mayanı bul, suyun içine at. Oo, işe suyla başlamak büyük risk. Kuru maya. Evet, kuru maya. Kuru zamanımız çok burada. Kısıtlı, vardır. Burada toz bir şey var ama. Toz, yani böyle pütür pütür bir şey mi? Karabibere mi benziyor böyle yok, biraz? Yok. Evet. Evet, evet bu, tamam. Şöyle bak. Emin misin? Bak, yaklaştı. Bak, bak şuna bak.
Tamam, mayaya benziyor. Tamam, dök bakalım. Hepsini mi? Hepsini mi döküyorum? Bir dakika. Bir tatlı kaşığı. Yani tamam, sen hepsini dök. Dök hepsini. Tamam, dök. Beni dinle, dök. Tamam. Elinle şöyle bir karıştır bakalım onu. Siz bunu yaş mayayla karıştırdınız galiba Burcu Hanımcığım. Unla beraber karışmamız lazım. Özellikle kuru mayaları. Yaş mayalar sıvı, su, süt, herhangi bir sıvı üründe erimesi lazım. Kuru mayaların erimesine gerek yok. Ama bana nasıl tarif ettiyse hatun, ben de o şekilde yaptım. Elime. Karıştır, tamam, evet. Tamam. İçine biraz şey at, tuz at, tuz at. Kaseye mesela önce suyu koyup üstüne unu eklerdim. Hep öyle yapıyorum, ekliyorum. Ama böylesini denememiştim. Böyle yaptırsaydım daha başarılı olabilirdi bizim lahmacunumuz. Evet. Acele etmelisin. Tuz tamam, at, tuz tamam, at, tuz at. Attım, evet, attım, elinle evet. Tekrar bir karıştır. Tamam hayatım. Sonra şimdi senin orada unun olması lazım. Evet, o ununu azar azar, tamam, azar azar içine döke döke karıştırıyorsun elinle. Elinle değil mi? Karıştır, evet. Tamam. Azar azar karıştırıyorum. Hadi devam et. Azar azar karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Evet. Acaba un az mı gelecek ya? Tüh. Ne yapacağız? İşe önce su ve mayayla başladığınız için unun miktarını ayarlamanız biraz zor olacak sanki. Un burada var. Alırız herhalde oradan. Acaba verirler mi ödünç? Evet evet, hadi sen devam et. Tamam. Evet, karıştır güzel. Hamuru mayalayacağız işte. Sen iyice tamam. Onu yoğur. Yoğur. Azar sonra azar, değil lahmacunun mi? İç harcına geçeceğiz. Tamam, bir şey azar azar koyuyorum. Tamam, kişi dök bakayım. Açmak için de kullanmamız gerekiyor. Dök bakalım. Dök, az, karıştır. Az bir şey bıraktım. Bırak az. Bir karıştır. Yoğur tamam. Bakalım onu bir. Tamam. Suyu fazla koydurdum ben galiba. Yoğur. Tutuyor mu? Nasıl? Tutuyor, tutuyor. Dur, böyle yedireceğim. Böyle şey. Dur. Tamam. Kulak memesi kıvamında olsun yani. Tamam, şey tamam. Çok çabuk olmayacak. Tamam, çok hayatım. Katı olmayacak. Bu hamur mayalanacak. Annen izleyecek şimdi seni. Gözleri tamam, yaşaracak tamam. Yani. Oo, kayınvalide taktiği. Bakalım hamuru dize getirmeye yetecek mi Burcu Hanımcığım? Tamam, devam et, devam tamam. Et. Dur. Un nasıl? İçinde nasıl biraz toprak elinden kaldı. Elinden kaşıkla sıyır. Tamam hayatım. Devam sıyırdım. Et. Tamam, un eklenmesi gerekiyorsa hayır, ekle hayır, gerekmiyor. Emin misin? Gerekmiyor, gerekmiyor da biraz emin daha misin? Yürü. Hayır, gerekmiyor. Emin misiniz Yasin Bey? Gerekmiyor. İşte buradan... Gerekiyor diye ekmek hamuru yaptınız şu an. Eminim. Ya bir kaldır bir bakayım. Bak bak. Tamam bak, tamam. Bak. Koy içine elini sıyır sıyır sıyır. Tamam hayatım. Şimdi stres filmle hemen onu kapatmanı istiyorum senden. Tamam tamam hayatım. Bu hamuru nasıl açacaksınız çok merak ediyoruz gerçekten. Yasin Bey biraz daha yoğurmamız lazım. O birazdan açılmayacak. Mavi takım. Tamamdır. Bunu stres... Haydi bakalım streçle elini çabuk tut, seri ol hayatım. Ya hiç yoğurmadınız ki. Böyle hamur mu yoğrulur? Şimdi domatesini soğanı soymanı istiyorum. Bir tane, evet. Nasıl soyacağım? Evet. Nasıl soyacağım? Soyacağım. Mini kuş gözü büyüklüğünde doğuruyorsun hayatım. Tamam mı? Mini mi kuş gözü? Evet. Acele etmeni istiyorum. Çünkü lahmacun yapıyoruz ve onun yanına bir de acılı ezme yapacağız. Tamam. Kabuğunu soyacağım derken soğanın neredeyse yarısını çöpe attınız Yasin Beyciğim. Lazım olmasın sonra. Kuş gözü dedin, evet, doğru mu? Evet, evet. Yani ince ince minik minik doğra. Elini çabuk tutmanı istiyorum. Tamam. Yalnız elini dikkat et. Kesme lütfen parmaklarını. Tamam hayatım, tamam. Biz en iyisi şefin tarifini tekrar hatırlayalım. Lahmacunun harcı için bir adet kuru soğan kuş gözü büyüklüğünde doğranarak bir kaseye alınır. Kırmızı biber, sivri biber ve kabuğu soyulan domatesle kuş gözü büyüklüğünde doğranarak soğanların üzerine eklenir. İnce kıyılan maydanoz ve sarımsak da harca katılır. Salça, kıyma, tuz ve karabiber de eklendikten sonra yoğrularak lezzetlerin karışması sağlanır. Bıçaklar çok keskin. Tamam, tamam şimdi. Evet, başka ne kaldı doğranacak? Domates var değil mi? Domatesler nasıl olacak? Domatesi soyuyoruz. Küçücük küçücük, küçücük küçücük aşkım. Çok önemli bir detay. Hızlı. Heh, aynen. Soyduğun kadar hadi. Hızlı 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 bebeğim. Soyduğun kadar. Nefretlikmiş. Evet. Sana soyacak getirecektim evet. Evden de. Domates soydu. Domates kalmadı. Şöyle büyük bıçakla soyma şeyimiz yok. Alışkanlığımız yok. Bizim evde hep bir soyacak vardır. Kolay yöntemi vardır. Ama bıçağı eline aldık kocaman geldiği için o domatesler minnacık kaldı ve yetmedi diye düşünüyorum. Eyvah domates. Sakin kaçtı. Aşkım sakin. Üç tamam olsun. Eyvah, sulu sulu suları lazım bize. Bu domates öbür gün adı şikayetçi olur bana. Sana. Çok iyi. Hadi bebeğim. Ucunu al. Bu arada domatesleri de biberler kadar büyük doğramazsınız umarız. Güzel güzel kesiyoruz. Kesiyoruz aşkım.
Evet, kocacığım eline dikkat eder misin bebeğim? Elini kesme, kaza yaşamayalım tamam, bir tane. Tamam, yanma problemi, sıkıntı yok. Dur. Sıkıntı çok, yetişemiyoruz. Pembe takım da lahmacun harcını hazırlamakla meşgul. Sarımsakları doğradıktan sonra orada maydanoz var. Evet. Maydanozların hepsini doğramıyorsun. Tamam. Sadece birazcık. Şimdi bak sırayla anlat bana, karışma sen. Şimdi sarımsağı doğrayacağız. Doğru mu? Sarımsağı doğru, maydanozu koyma içine. Orayı ben unuttum. Öbür masalardan kopya çekme durumu var mı acaba? Lahmacun içine maydanozu koymayalım ya, koymayalım. Maydanoz da nane harcı değil. Acılı ezmede kullanılacak pembe takım. Lahmacun içinde maydanoz olmuyor mu? Olur herhalde benim bildiğim. Sen dinlemedin mi onu? Unuttum ben onu, karıştırdım şimdi burada şeyle. Nasıl karıştırdın ya? Acılı ezmenin tarifiyle karıştırdım ben onu ya. Her takım ayrı bir malzemede karışıklık yaşıyor bugün. Mavi takım da sarımsakta kararsız kalmıştı. Bu sarımsaklar ezmeye de konmayacak inşallah. Hayır, acılı şeyi lahmacuna koyuyorsun. Lahmacuna mı koyacak bu? Evet, sarımsakları lahmacuna koyuyorsun. Daha onları bir kaseye atsana, koysana derin bir kaseye. Kaseye kıymanın içine karıştırayım mı onları? Evet, o şey olacak, lahmacunun harcı olacak o. Lahmacun harcınız neredeyse bitti. Bugün de en erken siz bitireceksiniz galiba. Tamam, bunları koydum buraya. Şimdi o zaman biraz maydanoz kıyayım mı buna? Kıyma ya maydanoz. Kararsız kaldım. Bak nane de var bunun içinde. Yok tamam, kıymıyorsun maydanozu. Kıyma maydanozu hayatım. Tuz ve karabiber at. Onun içine yoğur hemen. Tuzlu karabiberi attın mı? Tuz attım. Karabiber tamam. Atacağım. Birazcık maydanoz doğra istersen ya. Bence maydanoz oluyor bunun içinde. Evet, birazcık doğrayalım. Ama evet. Maydanoz daha sonra tabağa koyacağız, ona göre al. Tamam, az bir şey atalım o zaman. Tamam, az bir şey doğra sen onun içine. Tamam. Sonra hemen yoğur onu. Maydanozsuz lahmacun olmaz diyorsunuz anlaşılan Saniye Hanımcığım. Şefimiz tarifinde maydanoz kullanmamıştı. Evet ya, doğru. Lahmacun yediğimiz zaman dişimizde kalıyor ya maydanoz. Dişinde kalmasa hatırlamayacaksın yani. Öyle mi? Yani dişine lahmacun maydanoz kaldı diye hatırladım. Vallahi helal olsun sana, bravo ya. Evet. İle dişinde mi kalması gerekiyor? Aynen öyle, onun da faydası oluyormuş demek, baksana. Tamam. İçinde eksik, oradaki malzemelerden kalan kalmadı değil mi hayatım? Kıymayı koyduk, domates, soğan, sildirler, patlıbiber, evet. Sarımsak. Evet. Ceviz var mı, ceviz? Bir yemek kaşığı salça koy ona hayatım. Yemek kaşığı salça koy. Evet, unuttum. Aferin sana. Salçayı eve götürürdük. Niye koyduruyorsun ki? Ya doğru diyorsun. Neyse koy, lezzetli olsun. Bir şey olmaz. Bu arada Yasin Bey soğandan kurtulup domatesle mücadele etmeye başlamış. Ya içine biraz da nane doğrar mısın? Çok kararsız kaldım. Yanına mı koyacaktım yoksa içine mi? Nane olmaz şeyde lahmacunda. Tamam koyma. Yanına koyalım tabağa. Sunum tabağımız beyaz olacak. Sakın bana unutturma. Tamam. Tamam mı? Tamam hayatım. Yalnız sana bir haberim var. Heh. Galiba bu lahmacunun içine iki domates doğranıyordu. Öbür domates doğru kaldı. Çünkü acılı ezme için bir kase domates püresi var. Ne diyorsun? Tarifi Yasin Bey değil, siz dinlemiştiniz Burcu Hanımcığım. Onu ona mı koyacaktık, onu ona mı yapacaktık, bunu mu yapacaktık? Ben nereden bileyim? Şef zaten size anlatıyor bunu. Yarısı kaldı. Yarısını bırakayım tamam. Senin için o da. Ama o yine de bir kayıp olur mu acaba? Olmaz olur mu hiç? Bilmiyorum artık hayatım, ben anlamıyorum. Ne yapsak domates püresi? Bence iki taneydi ya şeye. Acaba evet. İki tane miydi? Devam et hadi hayatım. Kızım sen tarifi dinlemedin mi? Hayatım dinliyorum ama çok karışık. Çok her gün lahmacun mu yapıyorum ben evde? Ben her gün lahmacun yiyorum. Lahmacun nesi karışık ya, bildiğin Türk yemeği işte ya. Hadi anladım hayatım ki. Daha bunun sosu var, acılı ezmesi var. Domatesin birini ayırdım senin için tamam mı? Tamam hadi, birini değil yarısını galiba. Evet yarısını ayırdım. Tuz atıyoruz. Tuz, karabiber. Malzemeleri bu kadar büyük kesmeniz sadece sunumu için değil pişmesi için de sorun yaratabilir bizden söylemesi. Tuzunun iyi olduğundan emin misin? Onun içinde kıyma var mı? Kıyma var mı var. Demek ya? Kıyma evet. Var. Peki ona biraz da yağ koyacak mıydık? Yok kıymanın yağı vardır herhalde ya. Bence yağ koyulabilir. Yağı ama zeytinyağı koyulacak. Acılı ezmeye zeytinyağı koyulacak. İstersen az bir şey koyalım. Hayatım çok azıcık koklat istersen yağı. Normal yağ mı, zeytinyağı mı? Hayır sıvı yağ. Koklat. Biz bu harcı ne lahmacuna ne de pide harcına benzetebildik doğrusu Burcu Hanımcığım. Dur, i̇stersen biz acılı ezmeyi yapalım. Lazım. Ama yok yapmayalım.
fırına atmamız lazım şeyi. Acılı ezmeyi sonra yapalım, tamam mı? Biz en iyisi şefin tarifini tekrar hatırlayalım. Mayalanan hamur tezgaha alınarak çok az unla tekrar yoğrulur. Yoğrulan hamur bezelere ayrılır. Her bir beze merdane yardımıyla açılır. Yuvarlak açılan hamurun üzerine kıymalı harç yerleştirilir. Hazırlanan lahmacunlar yağlı kağıt serili fırın tepsisine konularak önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirilir. Bu arada pembe takımın hamur açma konusunda motivasyonu çok yüksek. Haydi Murat, haydi Murat şimdi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hadi bakalım. Unluyorum burayı. Hamuru istersen tezgahın üstünde aç. Tahtanın üstünde açabilecek misin? Tezgah. Vallahi dur bakalım şu hamuru bir yumuşatalım da. Haydi Murat sert, göreyim seni. Sert. Ben yap öyle tamam. İkiye böleceksin onu. Bir fazla sert. Zaman kaybetmemeye çalış hamurda. Bir sertleştirelim şunu. Dur. Tamam artık orası unlandı. Mecburen orada açacaksın. Orada açılmazdı o lahmacun hamuru. Bu arada hiç yönlendirmemiş olmanıza rağmen Murat Bey hamuru iyi toparladı sanki. İlk defa yapmasına rağmen iyiydi bence. İlk defa çünkü bir hamur işi yapıyor. Tamam ben şimdi bundan bir tanesini koparayım. Tamam ikiye böl onu. Onu ikiye bölüyorsun. İki Öldüm. Tane çıkaracaksın onu. O tahtanın üstündeki hamur unu da şey yap tamam, tezgah aldım. At. Tamam. Tamam orada oklava var mı merdane? Merdane var, var 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 buldum buldum. Tamam heh ondan aç. Ya yuvarlak olsun ya da biraz uzunlamasına da olabilir. Tamam. Lahmacunu tahmin edebiliyorsun. Süpersin Murat. Harikasın hayatım. Abi hamur orta derecede gibi. Yani kalın da olabilir. Kalın olmasının sebebi de şu. Suyu fazla kaçırdım ben hamura. Tamam. Tamam. Tepsiye yağlı kağıdı koy. Yağlı kağıt içinde zaten. Tamam al o tepsiyi yanına. Açarken bile daha fazla incelmeyen hamur bakalım pişerken ne hale gelecek? Lahmacun hamuruna göre biraz kalın gibi. İki tane hamur sığacak mı yan yana? Sığdıracağız. Tamam ona göre koy. Tamam. Eğer şeyse ona göre açacaksın. Tamam sığdıracağım, sığdıracağım. Tamam öbürünü de aç hemen. Bu arada sarı takım hala lahmacun ve ezmenin malzemelerini kesmekle meşgul. Süpersin hayatım. Kendimi keseceğim. Kesme aşkım bana lazım mısın? Seni seviyorum hadi. Ateş bastı var ya şu an hararetliyim. Haklısın bebeğim içine, çok zor. Atıyorum kendim evet, içine. Evet yarısını ayırdın mı? Heh. Daha maydanoz var bana tamam, var. Tamam okey. Şimdi onu bir karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı salça katıyoruz. Karıştırıyoruz. Herhalde bu salça bir yemek kaşığıdır. Aynen. Tamam. Burada sos var domates sosu o ne? O domates sosu için şeyi kullanacaktı pizeye sanırım. Onu evet ezmeye galiba. Şimdi bunu karıştırıyor muyuz? Evet acılı sos koyalım biraz üstüne. Acılı sos. Acılı sos olacak acılı tadına sos, bir bak aşkım. Herhalde. Tamam, söyle şimdi. Ah, acı sos ezme içindi maalesef. Yoğurayım mı? Salçanı kattın mı? Kattım. Tamam, karıştır. Karıştır güzelce. Ben de malzememizi kontrol edeyim tekrar. Bu arada mavi takım hamur açma işine başlamış. Hamur. Ay, elini şimdi ne yap biliyor musun sen? Ne yap biliyor musun? Evet. Ha, tamam azıcık unla. Ununuz kalmadı ki Burcu Hanım. Ne çabuk unuttunuz. İki tane lahmacun yapacağız ona göre. İki tane lahmacun. Hamur. Ne cibik, oldu? Cibik gibi duruyor ama. Dur. Un ekleyelim mi? Ne diyorsun? Sen iyi oldu demiştin ona. Ya ama ekle. Belki. Tamam kasede kalan onu ekle. Ben bütün unu boşalttım. Un bile bırakmadım. Ya iyi yoğurmadım. Çünkü tabağın kenarlarında biraz unlar kalmıştı. Zaten panik ettirdi. Tamam üstünü kapat, streç falan yap deyince kapattık. Mayalandı öyle. Ama bu mayalanmıştı. Bir daha mı ekleyeyim? Ya eklesene sen. Tamam. Hadi devam et. Uf, ne yapacağız? Açarken unu nereden bulacağız şimdi? Vallahi o hamuru nasıl satacaksın çok merak ediyorum. O kadar cıvık hamuru. Tamam halledeceğim ben. Sen merak etme. Bak şimdi oldu. Komşudan al. 12'ye böl. İkiye, olduğuna emin misin? İkiye böl. Evet oldu işte. Hamur sizin bir parçanız oldu adeta Yasin Bey. Hayatım o açılmayacak ama un lazım bize. Bir saniye. Tezgahta un var değil mi? Var var. Tamam. Onu sen koy içine. Heh. Evet. Un lazım bize ne yapacağız? Tamam tezgahta var ama şef kızar mı bilemiyorum artık. Onu oradan almamıza mecbur alacağız. Az evvel demiyordunuz Yasin Bey cıvık diye oldu diyordunuz. Ne oldu şimdi? Yan taraf. Orada bir kavanoz vardı. Bir şey değil mi? Kavanozdan. Yan taraf. Unu bitirmiş zaten. Hadi hayatım. Halbuki bir Erzincanlı olarak sizden iyi bir hamur bekliyorduk Burcu Hanım. Yani o kadar size ölçü verdik. Siz ölçüyü tam kullanamadınız. Yasime bu da eksilot olarak hanenize yazılacak. Tamam. Şimdi çok iyi gidiyorsun. Evet. Hala şansınız var. Evet, unu vereyim mi? Tezgah unu.
Unun üstüne de atacaksın. Hamurun üstüne de un atacaksın. Tamam. Hani merdane nerede? Merdanem burada hayatım. Bu merdaneyi. Ellerimi unlayayım mı? Unlayayım değil mi? Yoksa ellerim yapışacak Yasin, merdane. Yasin git ellerini yıka istersen ya. Yapışacak yapışacak. Şimdi çok yapışmaz. Kötü oldu. Yok yapışmaz. Tamam hadi unladın, iyi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Çok bak dikkat. Ay gitti, yapıştı ya. Ama sen demedin ki merdaneye un sür demedin ki hayatım. Bence hamur cıvık. Merdane un koysanız o hamur yapışacak. Ah keşke hamuru açmadan önce unla biraz daha yoğurmasını söyleseydiniz eşinize. Hayatım her şeyi değil ben mi söyleyeceğim? Sen söyleyeceksin tabii. Hani sen de akıl edebilirsin bunu, öyle değil mi? Haydi Yasin haydi. Ne yapıyorsun arkadaşım ya? İyi de un, yani hamurun çoğu zaten şeyde merdanede kaldı. Hani lahmacun? Hani lahmacun Yasin? Bekle bekle. Bekle. Yasin Usta. Bekle hayatım. Yasin bak Usta. Sana güveniyorum. Tamam panikletmiyorum, hadi un dök üstüne. Bir dur be. Ya. Yine aynı şeyi yaptırdın bana. Of Yasin. Dur. Eğer bu lahmacunla 10 bin liralık kasayı ele geçirirseniz bu Yasin Bey sayesinde olacak Burcu Hanım. Ya unu gittin temin ettin. Daha neyine korkuyorsun? Un kullansana be adam. Tamam hayatım. Un kullan. Tamam. Siz nasıl kullanması gerektiğini anlatmıyorsunuz ki Burcu Hanım. Ayrıca fazla da bastırma hamura. Üstüne abanırsam şeyle, oklavayla, şeyle merdaneyle. Hadi devam et unla. Onu bak ters çevir. Bak şimdi hamuru ters çevir. Her seferinde ters çevir. Aferin. Devam et. Aç onu. Çok az kalıyor. Haydi aç. Yavaş. Şimdi ters çevir. İşte böyle. Bakın siz tane tane anlatınca hamur da kıvama gelmeye başladı sanki. Bu arada Saniye Hanım'ın kazanma hırsı rakip tanımıyor. Murat onlar bizim rakibimiz, onlara un verme. Dur ya bir daha yolacağım. Onlar ben. Rakip. Ben bunu elimle açacağım. Tamam açabiliyorsan aç Murat. Helal olsun sana be. Açıyorum. Lahmacuncu muydun be sen böyle? Öf öf. Murat buradan çıkınca lahmacuncu olarak işe başlarsın. Tabii buradan çıkınca lahmacuncu olarak başlayacağım işe. Bunu böyle koyacağım artık, yapacak bir şey yok. Yalnız lütfen tarifi siz vermeyin Saniye Hanımcığım. Bütün müşteriler kaçabilir. Oh mis. Güzel yayıyorsun. Her tarafına lahmacunu biliyorsun. Süpersin Murat. Türkiye seninle gurur duyuyor Murat. Hadi bakalım. Biz o kadar emin değiliz. Öbürünü de yap, hemen fırına at lahmacunu. Acılı ezmeye başlayacağız. Tamam bir saniye. Süpersin hayatım. Sarı takım da un krizi yaşıyor ne yazık ki. Tabağımı geri istiyorum. Getiriyorum. Tamam geldi. Söyle. Hamurunu koy şimdi, çıkar bir böyle bir karıştır, çıkar tezgahın üstüne. Yine elimize yapışacak ya. Evet. Elini de onla istersen, elini de onla. Yoğururken suyu azar azar koysaydınız böyle olmazdı tabii. Hamuru çünkü pişireceğiz, daha iki tane çıkaracağız, aklında olsun. İki tane mi? Evet. Eyvah. Evet aşkım, ince lahmacun hamuru yapıyoruz, incecik bir hamur. İki tamam, tane. Söyle şimdi. Oklavanı da unladın mı? Eyvah, elinden bak, un sür. Buraya yapıştı galiba. Un sür aşkım, ha, un. Hah. Oklavanı da sür, merdanene de sür. Tamam okey. Şimdi ne bu, biraz cıvık oldu bu. Tamam, ikiye ayıracaksın, hamur açalım. Bu hamuru mu Zeynep Hanım? Ya da açalım ikiye ayır, nasıl işine gelecekse şu an. Tam hamuru kıvama getirmeye çalışırken Yasin Bey unu tekrar geri alıyor. Hamur biraz daha toparlansa da hala una ihtiyacı var gibi görünüyor. Merdaneni artık eline al ya lütfen. Tamam ikiye böldüm. Of. Merdane de yapışacak bu şimdi. Un da kalmadı, yandık. Oh. Merdaneyi ne yaptık? Ya un arkanda falan yok mu kavanozda şöyle bir bakarken? Ya bakalım demedik onu baştan. Fırına sokmamız lazım aşkım. Açayım mı? Evet açıyorsun. Lahmacunu açacaksın. İncecik. Kenarında hafif böyle yapışıyor. Elinin içiyle ustalar gibi, pidenin içi gibi. Eyvah. Bu Yasin Bey'inkinden de kötü oldu Bülent Bey. Ay. Yandık. Eyvah. Neye benziyor aşkım? Vallahi bu olmayacak. Kabarmamış o zaman, mayalanmamış hamurumuz. Ya şeye de yapıştı, eyvah rezil. Hadi aşkım oynuyorsun, bir şey çıkar. Çıkmıyor da ne çıkacak bundan, baksana. Şu an korku filmi izliyor, tir tir titriyoruz sayenizde. Havumun kıvamı başta biraz cıvık gibi olacaktı. Un kattım, hafif de su koydum, yoğurdum, moğurdum falan, maya falan derken baktım hani biraz daha cıvık olacak gibi, baktım dibinde kalmış un. Onlarla biraz bütünleştirince biraz bir kendine geldi ama
Burada tarif ederken kıvamını tamamen tutturamadık. Eliyle ayarlamasını istedim ama sulandırma kısmında benim hatalarımla beraber hamuru tutturamadık. Kıvamı yumuşak olmalıydı. Diğer hamura bak, diğeri de aynı mı? Eline biraz karıştır. O da aynı, o da yapışıyor hiç. Eline biraz sıvı yağ sürsen oradan, belki eline yapışmaz en azından. Ne bileyim ya. Vallahi hani denememiz lazım, hadi fırına sokamadık daha. Yağ yerine un ekleseniz sorun çözülecek aslında Zeynep Hanımcığım. Hadi yapacak bir şey yok, böyle aklıma bu geldi şu an. Şöyle yapayım bari de. Ya yapacak bir şey yok abi. Yapıştır. Eyvah eyvah, oklavaya da yapıştı. Ya un bulman lazım Arcin, yok mu un orada? Un lazım bize. Ne yapacağız? Rezil rüsva oldu her yer yani. Yani burada biraz iş, daha... işin bittiği yer burası yani şu an. Bitmedi. Lavabonun yanına baksana bir hayatım. Orada görüyorum sanki. Un diyeyim, tamam un al çabuk. Neyi mi alayım abi? Elle mi alacağım? Ya al yanına, dökün yere. Zaten çok cıvık hamur. Evet. Çabuk. Suyunu demek ki fazla koymuşuz. El ayarı yap dedim sana ya. Un mu acaba ya? Un hayatım, hadi koy. Koy. Çabuk. İyice bulaştır hamuruna da. Yedir. Tamam, yedir. Yedirdim. Hadi bak, duramıyorum artık ya. Vallahi biz bu işte sınıfta kaldık galiba. Evet, hamur açtırmam lazımmış sana, ben bunu evet öğrendim. Bu arada hamur mağduru mavi takım hala açmaya başlamamış. Hadi unun nerede senin? Unun nerede? Şşt. Git al şunu abi. Unu. Sarı takım unu aldı, getirmedi tamam, ya. Tamam. Devam et. Şunu çektim. Bak fazla bastırma Yasin. Tamam. Fazla bastırma. Tamam. Çok da büyük yapmaya çalışma. Bir tepsi iki tane sığmak zorunda. Ayrıca 14 dakika kaldı. Daha acılı ezme yapacağız hayatım. Tamam hayatım, bak çok güzel oldu bu sefer. Devam et, tamam. Hamuru kalın mı olacak, ince mi, bir şey demedin. Ya işte çok kalın olmaması gerekiyor, ince olacak. Lahmacun bu herhalde, pide tamam, değil ki bu. Tamam. Ne yaptın? Bulamaç yaptın yine hamuru. Dur ya, ben zaten öğrendim. Ben bir sus bakayım 5 dakika. Tamam, işte dünya varmış ya. Üzülmeyin Burcu Hanım. Bir dakika nedir ki? Çabuk geçer. Ben zaten öğrendim, işte lafa bak. Aşkım sesin gelmiyor. Ne açarsın. Dur. Şunu geri dönüş yok işte. Şunu hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hoppa. Hoppa. Nasıl yetiştireceksin Yasin ya? Of. Şşt, görüyorsun. 10 dakika kaldı neredeyse. Şu. Şov yapıyor, şuna bak ya. Şov yapıyor, hayret bir şey evet ya. Ne yapıyorsun orada şimdi? Kime konuşuyorsun? Car 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 ötüyordun. Merdaneyi havalarda uçurursa hiç şaşırmayacağım. Anam görse de gözleri yaşarsa. Siz annenize fazlaca düşkünsünüz anlaşılan Yasin Bey. Bizden de saygılar Valide Hanım'a. Hadi güzelim ya. Evet çok güzel açtın. İkinciyi çok güzel yaptın ama daha ezmemiz var. Hadi aşkım artık gel ya, dünyaya dön. Çok az kaldı efendim. Merak etmeyin. Aşkım duyuyor musun? Her zamanki gibi. Duyayım. Tamam, ah başla. Yine mi olmadı Yasin? Yine tamam mi olmadı? Şey oldu, kalın hadi, oldu kalın. Hadi hayatım lütfen. Artistlik yapıyordum da olmadı. Hayatım lütfen, şov yaptığına şahit oldum zaten. Hadi bebeğim ne olursun, diğer takımlar ne durumda? Bakıyor musun göz ucuyla? Valla onlarda ne hamur var. Hadi ortada, hadi. Var, şey adamın var elinde hamur var, görüyoruz. Bu arada sarı takımın hamuru iyice parçalanmış durumda maalesef. O var ya, Urfa pidesi oldu. Oh, yapıştır aşkım. Battık. Merdane nerede bebeğim? Onla sen o merdaneyi. Ağlayacağım. Ya tamam Zeynep, tamam. Tamam yok. Tamam ne yapacağız şimdi, onu söyle bana. Merdaneni al eline Allah rızası için ya. Merdane tutmayacak diyorum her yeri şey. Un sür iyice un sür, zaten hamurlu ya, un tutar üstüne. Bolca sür. Yuvarlak bir kıvama getir onu. Bu lahmacunu yiyen yaşar mı, kaç gün yaşar bilmiyorum yani. Aşkım. Aa, açıldı be. Hadi evet. Islak olduğu için açılmıyor. Biraz daha onu, 10 dakikamız kaldı. Son 10. Tamam. Fırın of. Tamam söyle, hamur bu kadar, daha olmuyor mu? Söyle sen bana. Nasıl olmuyor? Ne yapılacak, onu söyle ya. Kenarlarını azıcık kıvır. Kenarlarını kıvırdın mı? Azıcık kıvır. Böyle pide içi gibi el parmaklarınla şekil yap. İçine ne koyacağız? Evet. Ezmemizi koyacağız. Kıymamızı koyacağız aşkım. Ezmeyi kıyma mı? Ha? Yok aman. Kıymayı koy. Kıymayı hazırladık ya biz içine. Tamam. Tamam al içine böyle şey yap. Tepsiye mi koyup atacağız? Parmağınla yedir elinle. Ya arkadaş tepsiye koymayacak mıyız? Sonra o. Hamuru buradan kaldıramam üstüne malzeme koyduğum zaman. Tamam tepsini al o zaman, fırın tepsini. Tamam, elini tamam yakma. Bunu yağ döküyor muydun? Yok o yağlı şey. Yağlı kağıt. Yağlı kağıt. O zaman ilk önce hamuru koymam lazım, evet, ama gözükebilirsin tabii. Lütfen. Ay.
Eyvah eyvah. Aman dikkat Bülent Bey. Dur. Hamura değil, emeğinize üzülüyoruz artık. Vallahi senin enerjin bitti, benim her şeyim bitti. Bu olmaz ya. Hayatım bırakma, bırakma. Ne çıkarsa çıksın yap. Ne yaptın? Yapacağım, yapacağım. Merak etme. Olmasın lahmacun. Hayatım bir tane daha koyacağız yanına. İki tane lahmacun pişecek. Ne diyorsun ya? Evet. Benim hamurum çok kötü oldu ama. Böyle bir lahmacunu var mı acaba sarı takım? Böyle bir lahmacun yediniz mi hiç hayatınızda? Cesaretinize hayranız Bülent Bey. Hamur bile demeye çekiniyoruz biz buna. İnceliği neyse çıtırsın onu ya. İkiye böl, ikiye böl, katla, incelt, elinle incelt, aklını kullan hadi bebeğim. Tamam bak birincisini hazırladım. Hayır, oraya iki tane yuvarlak sığması lazım. Ya yuvarlak diyorsun ya, şimdi başka türlü. Ya bir olmuyor. Ya yuvarlak diyorsun şimdi. Aşkım lahmacun yuvarlak olur, nasıl olur? Bunu da eşinize önceden söyleseydiniz ya Zeynep Hanım. Biz yandık ya, bu iş olmuyor. Aç, aç, aç. Hem hamuru yaparken hem de açtırırken hiç yardımcı olmadınız eşinize maalesef Zeynep Hanım. Burada bunu nasıl yapacağız ki abi? Yapamayacaksın. Yağlı kağıtla beraber alsana. Yağlı kağıtla beraber al. Unlu onu. Yeni bir taktik yapacağız aynen. Tamam, onun üstüne unduk. Yağlı kağıdın üstüne unduk. Evet, evet. Hadi bebeğim. İlk kez yağlı kağıt üzerinde hamur açıldığını görüyoruz. Denedim. Sığar mı diye vakit kaybetmemek için. Yağlı kağıdın üstüne dedim kaydıraraktan yaparsam hem zamanla kazan. Ama tabii o merdane sığmadı. Tekrar kağıtla beraber aldım bu sefer. Hani orada yapayım ki. Çünkü hamuru kaldırırken kopacağını hissettim. Dedim kağıtla beraber tepsiye koyarım dedim. Ki netikimi böyle yaptım. İlk deneyimizi olumlu sonuçlandırdık sanırım. Patladık. Yağlı kağıtla falan alıp tezgahta tekrar açmak zorunda kaldık. Tamam, lahmacun kıvamına getir artık yapabildiğin kadar. Bugünkü puanları en çok Bülent Bey hak etti doğrusu. O olmasa hamur bu hale bile gelemezdi gerçekten. Bu arada Yasin Bey hamurları tepsiye yerleştirmeyi başarmış. Evet, şimdi elle yapıyorum değil mi? Çatalla yapmıyorum. Kaşıkla dök bari ya. Eldiven takmak istemiyorsun, kaşığı da kabul etmiyorsun. Ne yapacaksın be adam? Kaşıkla şunu bileceğiz. Hadi. Bakayım. Tamam tamam, süre geçiyor burada. Harcınızın görünümü bile ben lahmacun olamam diyor adeta. Tamam hayatım. Büyük yay onu. Büyük soğanlar var. Hayatım yay onu güzelce. Büyük soğanları elinle al o zaman. Tamam tamam. Şef büyük istemiyor onu kesinlikle bak. Tamam hayatım. Siz şefin istemediği öyle çok şey yaptınız ki bugün. Soğanların lafı bile olmaz Burcu Hanım. Diğerine geç. Tamam. Diğerine geç. Harcın malzemeleri birbiriyle hiç bütünleşmediği için hamura yapışmakta bile zorlanıyor ne yazık ki. Bir saniye sakin ol ya. Hayatım kaseyi eline al. Çalışamıyorum arkadaş. Çalışamıyorum öyle bir saniye müdahale etme. Tamam yine sustur o zaman. Müdahale etme. Yine sustur sen bilesin. Dur. Daha acılı ezme yapacağız burada. Lahmacunu yaptık hayatım. O kaldı. Tamam yay bebeğim yay bebeğim ne olursun hadi onu güzelce yay. Aile dramınızı değil lezzetinizi görmek istiyoruz Yasin Beyciğim. Parmaklarına parmağın ucuyla kolla. Bak görüyor musun bak bak. Tamam. Lahmacun elle yapılır elle. Tamam hadi. Hangi lahmacuncu kaşıkla yapıyormuş anlamadım ki. Bak böyle böyle elinin lezzeti yedik. Neydi o et tavuk böyle. Kelle? Böyle. Bunlar yenir elle mi? Evet neydi? Evet. Bak bak hadi. Böyle elle oh, elle elle sana. Elle yedireceksin. Süper yapıyorsun. Yürü be Yiğido kim tutar seni? Bakalım pembe takım neyle meşgul? Acele ezme. Pek acele olacak mı bu? Evet hayatım olacak ben sana soslarını söyleyeceğim. Söyleyeceksin tamam. Evet. Tamam çok güzel gidiyorsun. O şekilde devam edin. Hepsini doğrayacağım mı bunu ben? Evet evet doğruyorsun. Murat Bey ezmede kullanacağı kırmızı biberleri büyük doğramak konusunda rakipleriyle yarışacak gibi görünüyor. Şu mavi masa bizim tozumuzu duman ettirecekmiş ya. Öyle mi? Gösterelim onlara gününü hayatım. Ben orayı göremiyorum. Sen görüyor musun ne var orada? Oho. Onlar daha çok geridiler hayatım. Biz onları geçtik. Öyle mi? Şeyi salçayı lahmacuna koyacağız değil mi? Evet, evet, evet. Unuttuk ya o lahmacunu mıydı? Lahmacunu değil miydi o? Acılı ezmeye miydi? Lahmacuna kullanmanız gerekiyordu ama tabii ki sulandırmadan. Tamam ne yapıyorsun? Ya şu salçadan şey yap hadi. Hadi üstüne mi dökeyim onu? Lahmacunu biraz gezdir böyle. Lahmacunun üstüne salça sürmek benim fikrimdi. Unuttuğumu son anda fark ettim. Bana bir sos yapacağız dedi ya salçalı bilmem ne dedim salça herhalde onun için ama normalde kıymanın içine koymam gerekiyordu. Onu böyle bir yoğurmak gerekiyordu. Biz de farklı bir taktik uyguladık. Artık olduğu kadar olmadığı kadar yapacak bir şey yok. Yasin. Efendim. Nasıl pişmiş mi? Yok yok daha pişmemiş. Ha, daha pişmemiş. Ben şimdi alacağım. Şöyle kaşık. Aşkım fırça. Fırça al fırça.
Fırçal. Şu, bak ne yapıyorsun? Bu erir mi? Tepsiyi al. Tutacak nerede? El. Ay adı neydi ha? Ocağın üstüne koy. Koy ocağın üstüne. Ocağın üstüne. Ocağın üstüne. Bağırma. Allah Allah, adamı hastetme. Ya tamam, sinirlenme. Hadi fırçayla sür bakayım. Siz daha çok sinirlendiniz sanki Burcu Hanımcığım. Hadi uzun. Salçayı bir şekilde ona yedirmemiz gerekiyordu. Öyle salça üstüne süremeyeceğim için biraz sulandırayım. Üstünde o pişer, biraz salça tadı gelir diye. Yani tabii ki biz burada şefi kandıramayız. Ama diğer takımlardan en azından puan almak için böyle bir şey yapmak zorunda kaldık. Uzum, kadasını aldım, hadi. Evet, şimdi bunu domates. Şimdi domates püresi, ha. Şey nerede? Ha, işte. İki diş sarımsak. İki diş sarımsak. Evet, cevizler de doğranacak. Evet, biber, doğra. Evet. Doğra istersen. Eline ne geliyorsa doğra işte. Hepsi bunun içine giriyor, öyle mi? Sarımsağı ezmede değil, lahmacun harcında kullanmanız gerekiyordu aslında Burcu Hanımcığım. Bu arada pembe takım sunum tabağını hazırlamaya başlamış bile. Acele et biraz hayatım. Tamam. Tamam, iki dilim limonunu aldın mı? Aldım, tamam. O acılı ezmeyi koy tabağın içine. Beyaz servis tabağının içine koy acılı ezmeyi. Koydum. Kenara doğru, ortaya değil. Tamam. Kenarına lahmacun koydum, gelecek. Koydum. Sağ tarafına doğru bir tane limonun... Tamam, evet. Koydun mu? Koydum. Şeyi al, maydanoz al, onun ortasına koy. Limonun yanına. Limonun yanına maydanoz, evet, koyuyorum. Evet, limonun yanına maydanoz koy. Öbür limonla arasında kalacak maydanoz. Birleştir, evet. İki limonu birleştirecek miyim? Evet, ortada maydanoz olacak. Ortada maydanoz olacak. Evet. Tarifte hatalar yaptınız ama sunum tabağında dikkatlisiniz neyse ki. Yani varsa yani böyle çirkin görünmeyecek şekilde... Yok. Az da olmasın hani. Tok tamam. Dursun. Tamam. Tamam, şimdi lahmacunlar çıkacak ya fırından. Evet. Lahmacunlar çıkınca onu dörde bölüyorsun. Oo, 8 dakikamız var, çok iyiyiz. Bu arada sarı takım da acılı ezmeyi servise hazırlamaya başlamış. Niye susuz oldu kuru oldu ya? Ne susuz oldu kuru oldu? Sulu mu o, göremiyorum. Sen, tamam, ben anladım, lahmacuncu vardı, bu kadar olur zaten. Söyle. Tamam. Başka? Servis tabağımızı kenarına, evet, koyuyorsun. İki tane limon dilimi. Servis tabağının içinde hem lahmacun hem bursa, bu, evet, mu olacak? Evet, evet olacak. Büyük, emin daha misin? Büyük var mı başka tabak? Daha büyük tabak yok. Emin misin? Daha büyük. Bu da aynı. Fark aynı mı? Şey. Evet. Oo, tamam, sosu kenarına sıkıştırırsın lahmacunun. Limonu koy, maydanozu. Kaç tane limon koyuyoruz? İki dilim. Şu. İki dilim. Limonun şeklinden bile bugün de sunum tabağınızın çok parlak olmayacağını anlayabiliyoruz ne yazık ki. Tabii şeklini yanlış kestiğimiz için iki tane yeter aşkım. Sadece iki. Tamam, iki tane koydum. Tamam, ortasına da maydanoz koy. Bir tane de şey yapayım. Ortasına maydanoz. Heh, ortasına, evet, maydanoz süslüyoruz. Eyvah eyvah eyvah. Son dört dakika. Ortasına aşkım. Sadece limonun ortasına. İki dilimin ortasına. Şuraya. Evet. Hadi. Tamam, söyle. Tamam. Acılı sos olacak ve lahmacunumuz piştiğinde yanına koyacağız. Tamam. Bakalım lahmacunumuza. Açma fırını, pişmemiştir. Pişmemiştir. Açma fırını. Of. Yanarsın. Sen bir bak bakayım mavi masa ne yapıyor. Hiç onları görmedim bugün. Valla mavi masa uğraşıyor bak, hala. Pembe masanın lahmacunu pişmiş bile. Bir bak bakayım neler yapıyorlar. Koş koş koş. İki tane yapmış adam. Evet, yetiştirdi. Hamuru Allah açabildiler. Evet. Senin unun bitmesi kötü oldu, fark etmemen. Unu ne kadar kullanacağını eşinize siz söylediniz ya Zeynep Hanım. Valla kesiyor, dilimliyor adam, servis tabağı çıkarıyor şu an. Kaç dakikamız kaldı göremiyorum. Ben de bilmiyorum hayatım. Tamam, bunu şuraya alayım. Şimdi, evet, şu limonları biraz daha şey yapayım. Limonun bir tarafını oldu. Onu düzelt bari boş vaktin varken. Masanın üstünde Muratcığım, tezgahın üstünde benim unuttuğum, söyleyemediğim bir malzeme var mı? Senin unuttuğun, söyleyemediğin bir malzeme görmüyorum şu anda. Yok değil mi? Yok yani. Şeye, eğer hamura şeyi koyduysak mayayı, sıkıntı yok. Yok, maya koyduk da hepsini koymadık. Pembe takım bugün sarı takımla arasındaki 2 puan farkı kapatıp kasayı ele geçirmeye kararlı galiba. Lahmacuna bir daha bakar mısın? Bakacağım. Hamurlarımız kalın mıydı, ince miydi hayatım? Hamurlarımız orta ayardaydı ya. Yani çok öyle şey yapamadık unundan dolayı. Yani birisi biraz iyiydi de diğerini bilmem. Eşinizden ipuçları almaya çalıştığınızı fark ettik ama korkmayın. Rakiplerinize söylemeyiz Saniye Hanımcığım. Arka tarafıyla aynı değil mi? Fırın düzgün pişiriyor mu? Evet evet. Biraz daha pişse iyi olur sanki. Çok kurumasın bak ona göre. Biraz, hamur pişmiş gibi duruyor mu? Biraz pişmiş gibi duruyor. Az daha pişsin o zaman. Tamam, çok az daha kalsın o zaman. Vaktimiz var madem. Biraz... Evet. Vaktimiz var, ona göre acele etme. Tamam. Ahey ahey. Ahey ahey ahey. Deliloy mu söyleseydin sen, ne yapsaydın? Alayım mı bu lahmacunları ya?
Yani biraz kalındı ya. Ya bir iki dakika daha kalsın bence. Eğer kalsın. Hamur kurumayacaksa ama. Yani bilmiyorum. Kurur mu? Az daha kalsın. Bir iki dakika daha kalsın. O zaman sen bir dolaş bakalım rakiplerimiz ne yapıyorlarmış. Ya, bir havanı bas onlara. Ne yapıyor bakalım. Hayatım, mavi masa bizi toz duman edecekti. Kendine çok güvenen pembe masa erkenden kutlama havasına girmiş bakıyoruz. Mavilim, mavi eşelim, mavilim, mavi eşelim, tenhada güneşelim, mavilim, tenhada güneşelim, mavilim. Benim tamamdır. Oo süper. Bu ince mesajınız yerine ulaşmıştır herhalde Saniye Hanımcığım. Biraz şekilsiz oldu ama bir tanesi fena değil, diğeri öyle oldu. Şefimiz lahmacun istemişti ama siz kırpidesi yapmışsınız Saniye Hanım. Bu kadar kalın hamurla lahmacun olması imkansız. Bakayım ben bir yakından bakabilir miyim öyle lütfen? Öyle bir bakabilir misin? Nasıl? Kenarı yanık değil, hayır çok iyi görünüyor buradan. Böyle sanki biraz yanık gibi de neyse onu böleyim ben. Bakalım tadarken de lezzetini bu kadar beğenecek misiniz Saniye Hanımcığım? Şaka maka lahmacun gibi kokuyor bu ya. Gerçekten mi? Vallahi lahmacun gibi kokuyor. Bundan da fena görünmüyor hani. Vallahi lahmacun gibi kokuyor. Böyle kesiyorum ha. Siz bugün evet. Kendinizden epey yeminsiniz anlaşılan. Hamuru nasıl Murat, kuru mu? Vallahi iyi görünüyor. Ya önce bitirmem avantaj tabii ama keşke biraz daha hani eşim oradan zamanı bana söyleseydi de özellikle şu cevizi biraz daha ezebilseydim ya da o ezmeyi biraz daha ufaltabilseydim. Bence de güzel görünüyor buradan. Ben öyle görüyorum. Vallahi benim. Murat sen lahmacun pişirdin be. Aa, lahmacun. Aman tamam Allah. Sen o köşedeki lahmacuncuya beni çalıştır artık, oraya gideyim ben. Ay. Olur mu? Tamam. Bu arada sarı takımın lahmacunu hala pişmemiş. Bir buçuk dakikamız var aşkım. Tamam, üç dakikada inşallah kızarız. Evet. Şuraya ben seni ya. Ezer miyim evimin reisi ya, öyle bir şey var mı? Sadece çok heyecan yaptım, şu 10 bin lirayı kaçırmak istemiyorum. Yani. Oğlumuzun buna ihtiyacı var. Bülent çıkar deyince çıkar, ol hazırlıklı ol. Tamam. Çıkar kes hayatım, dörde böl. Hadi emin bir misin? Tanem hadi, hadi hadi evet çıkar artık, yapacak pişmedi bir şey yok, süre bitti. Pişmedi. Bütün sıfırlar bizim. Güzel pişmedi. Fırını hemen tepsiye uzaklaştır çabuk, 40 saniye. Dörde böl, 4 dilimi de beyaz tabağa koyuyorsun. Son 45 saniye. Ah, sizin lahmacun da hiç pişmemiş sanki Yasin Bey. Eldiven falan niye kullanmıyorsun ki sen ya? Aşkım 30 saniye. Sakin ol, sakin. Bununla eldiven mi şu olur? Ne yapalım? Bu hamuru kesmek için eldiven değil, cesaret lazım Burcu Hanım. Kağıttan olmuyor. Sus. 25 saniye. Tamam, sakin ol ya. 4 dilimi de tabağa koyman tamam, lazım. Tamam, al koydum işte. 12 saniye, 11, 10. 12 saniye. 9, 8, 7. 6. Kağıtları koyma sakın. Hepsini koydun. Pişmemiş lahmacunu koyduk. 4. 3. 2. Tabii tabağı ortaya koy. Eller. Süpersin hayatım. Teslim oluyorum. Haydi şimdi bütün eller havaya. Tadım öncesi bir araya gelen çiftlerimiz onları izlediğimizin farkında değil. Bakalım çiftlerimiz taktik konusunda anlaşabilecek mi? İyi misin? Ay şey olmuşsun. Pamuk peçetenin şeyi çıkmış. Şey yap. Yani bilmiyorum eğer. Bak malzemeler burada. Bunları kullandık hepsini. Tamam. Tamam. Salça da kullandık. Ama sen cevizin tamamını kullanmamışsın. Hayır. Cevizin tamamını kullanmamışsın. İkaz dedim. İkazı oradan al, ez dedim. Ezdik tamam, kullandık. Tamam işte ezmen için neyse. Şurada tamam. Bakalım. Hani oldu ama neyse sonunda hani tam neyse bana... Pişme süresini söylemiyorsun. Pişme süresini bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun ya? Yok. Onu hiç duymadım. Ama senden bizlik başta olmamış. Ama yetiştik. Ya biz boş yok. Ama yalandıktan sonra sana hatırlatmamız lazım. Bana pişme süresini söyleyeceksin dedim sana. Saçmalama yani geçen seferki gibi. Puan verirken saçma sapan puan verme. Yemeğini tanı. Tamam. Güveniyorum sana, yapabilirsin. Biz naneyi tamam nereye koyduk hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Ya o kadar şeyin naneyi içinde naneye mi takalım? Nanenin tadını mı alacağını sanıyorsun sen o kadar şeyin içinde? Yerken alırım ben. Hangisi nane? Şıkkını hiçbirine koymadım. Koymadım ben böyle. Böyle lahmacun yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Tamam abi. Sen malzemeden unutma, evde de yapalım. Evet. Hazır hazır gidip yemek yok. Bundan sonra evde sen yapıyorsun. Herkese lahmacun tamam, yapıyorsun. Sen şu malzemeden unutma o zaman. Şefimizin verdiği malzemeden unutma. Hı-hı. Ondan sonra evde yaparız. Bu eşimin tabağı olabilir diyorum. Olabilir diyor eşimin. Hadi beş ver, beş ver, hadi beş. Hayatım beğendim de, bayıldım de. Bu tabak lezzetli geldi bana. Eşimin değil sanırım bu tabak.
Bravo. 5. 2. Yok canım. Buna puanım 1. 2. Yapma i̇şte be. İşte bu. 2. Çok güzel risk aldın, bravo yani. Sıra geldi tadımlara. O güzel lahmacunlar bakalım nasıl olmuş. Hazır mısınız Saniye Hanım? Hazırım. Eşimin tabağını tanırsam nereden tanırım? Şöyle tanıyabilirim. Hamurumuz biraz kalındı ve mayanın tamamını kullanmadığımız için hamur biraz kıtır kıtır çiğ olabilir. Pembe takımdan Saniye Hanım ilk olarak güne 7 puanla ikinci sırada başlayan mavi takımın yemeğini değerlendirecek. Mavi takım bugün lahmacununu hazırlarken domates salçasını bile sonradan üzerine sürmüş ve tarifte çok fazla hata yapmıştı. Hadi yenge, yüzün ekşimedi. Acaba bu tabak kocanız olabilir mi Saniye Hanım? Emin değilim şu an. Evet, demek ki tadı güzel. Hadi yenge. Eşimin değil sanırım bu tabak. Aferin. Eyvah eyvah. Bravo. Ama yine emin değilsen sıfır verme yenge. Bir dakika. Çünkü bizim yaptığımız lahmacun hamurunun biraz daha gevrek olması lazımdı. Mayanın tamamını kullanmadığımız için öyle olabileceğini düşünüyorum. Tabii ya. Birinci de bizi götürdün. Bari burada... Ama emin değilim diyor. Ama emin de değilim. Çünkü maya kullandık az da olsa. Evet. Emin değilim dedi yenge. Emin değilse tamam vermeyeceğim. Hadi yenge. Sıfır verme de. 3. Bu tabağa benim puanım... 3. 2. Değilim, emin olamadım. 3. 5. Ne verecek sence? 5. Verecek de ne vereceğini bilmiyor şimdi bak. Evet. Evet. Murat abinin tabağı evet. Ya mahvedecek bizi ha. Hadi yenge. Bu tabak eşimin tabağı değil. Bravo. O yüzden puanım. 0 deme yenge. 2. 2. Ya ne kadar bonkör bu kadın ya. 2 verecek. 2 evet evet. 2'dir güzel. 2. Abi biraz... İki hanımlardan feyiz olsun. Neyse 2-2'dir. Allah bereket versin. Saniye Hanım taktik konusunda çok başarılı değil sanki Murat Bey. Sizin olmadığını bildiği halde rakibinize 2 puan verdi. Ya söyledim ben ona bak, beğenmediğin tabağı pas geç, al kendine riske. Beğendiysen ver 5'i, al kendine riske. Başka bir şey yok. Allah Allah. Hiç riski yaşamıyor, dağıtıyor mu ya? Ama abi beğendi, beğenmedim. Ya neyi beğendi? Beğendi. Emin diyor. Hayır ya, eşimin iyiydi. Tabağı değildi ama beğendi yani. Ama iyi de değil diyor, bak eşimin tabağı kıtırdı diyor. Tamam doğru ama emin olmak istedi. Şimdi belki sıfır gelir, bir şey olur diye. Sana denk gelmesin diye 2 verdi, 5 verdi. Aramızdan çekildiğin köle vurur. Sana da 5 verir abi. Fight! Ne? Şimdi senin tabağına da gelecek. Ben, ya, abi ben yandım. İnşallah da. Hamuru damağına yapışırım. Ben yandım zaten ha, ben biliyorum ne olacağımı. İnşallah. Bir de 5'i bana veriyorum yani. O ellerinden öperim yengem. Tabii. Saniye Hanım şimdi de sarı takımın yemeğini lezzet testinden geçirecek. Lahmacununun yeterince pişmediğinin farkında olan Bülent Bey, Saniye Hanım'dan alacağı puan için oldukça endişeli görünüyor. Ver coşkuyu. Lütfen yengeciğim. Bu Murat abinin tabağı. Evet Saniye Hanım. İkinci tabak. Acaba bu tabak kocanızın yaptığı lahmacun mu, acılı ezme olabilir mi? Evet Murat abinin tabağı. Çok uğraşıyor. Murat abinin tabağı yenge. Değil. Bu tabak... Diğer tabakta çok benziyor tatları birbiriyle. Ama eşinizin Murat abinin tabağı değil. Hemen hemen aynı tatlar diyebilirim ama eşimin tabağı mı? Hala emin değilim. Evet, evet. Murat Bey'in tabağı. Yok. 2 verecek. Sen buna da 2 ver, döner bana 3 verirsin. Murat Bey'in tabağı. Tabii. Eşimin tabağı olmadığını düşünüyorum. Yapma be. 0. Bunun da hamuru yumuşaktı. Ya hamur evet. İşte evet. Yumuşak bir hamur olmuştu. Evet. 3 puan. Allah. 3 puana razıyım ben. Ama eşimin tabağı değildir diye düşünüyorum. O yüzden buna puanım... 4 ver bari abla. 3 ver. 0. Yapma. Bu da 2 olsun ya. Hadi bravo. Bravo sana. Bravo. Olsun. 2'den gidiyor yenge olsun. Ya. Çok cansın ben sizi. Adam bir tebrik eder bizi ya. Evet. Ben de tebrik ederim. Sizin hanımlar maşallah. 0-0-0 gidiyor. Yok ben canım. Puan veriyor size. Şimdi seninki dediği gibiyse alırsın abi 5'i. Bu da işimi tabi olmayıp diyebilir. 2 de diyebilir. Yok artık o olmaz. O iş geçti. Bakacağız. Damacı yiyecek şimdi abi. Ama senin tabağında söyledi. Eşimin tabağına benziyor sanki, olabilir dedi yani, emin değilim dedi. Sizinki kıymalı pide gibi duruyor yani şimdi. 2 puanı bekliyor muydunuz Bülent Bey? Ya ben en başta da yüksek bekliyordum ama 1 aldım, bir kademe atladı abla, 2 yaptı. Hani 2-2'dir cepte.
Saniye Hanım rakiplerinize olduğu kadar size de cömert davranır mı dersiniz Murat Bey? Ne diyorsun Murat? Kaç verecek yenge Murat abi? Ne? Sana. Bana mı? Aha. Ya bana bundan sonra artık hiç vermesin. Şu damacunlara o puanı veriyorsa bana hiç vermesin. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Savaş çıktığı zaman olacak bir şey. Kendinizden çok eminsiniz anlaşılan Murat Bey. Abi önce pişirdim. Ama önce pişirmek maalesef. Benim damacım kıtır kıtır oldu. Malzemenin hepsini kullandım. Göreceğiz şimdi. Saniye Hanım son olarak kendi yaptırdığı lezzetleri değerlendirecek. Bakalım Saniye Hanım kendi tabağını tanımayı başaracak mı? Buna aynı tat diyecek şimdi yenge, buna da iki puan verecek. Bak bunu da... Ya lezzet aynı lezzet olabilir. Kullandığımız her şey aynı. Şimdi, ama hamurda pişme olayı var abi. Diyebilir. Mesela elinle yoğurmuşsun ya. Elinin tadı geçtiyse anlaması lazım bence yenge. Senin olduğunu anlaması lazım. Dur. Evet. Gerçekten bu lahmacunların tatları hemen hemen aynı diyebilirim. Tatları aynı tabii. Pişmişine bakacağız. Peki bu tattığınız son tabak kocanızın yaptığı yemek olabilir mi? Güzel olmuş aslında. Hamurunun bir tarafında bir kuruluk olsa bile. Tamam. Hadi 3 ver bari o zaman. Diyorum ama lezzetlerin üçü de birbirinin hemen hemen aynısı gibiydi. Ben hamurda bir farklılık bulurum diye düşünüyordum eşimin tabağını bulmak için. Bulamadım. Ama gerçekten çok kararsızdım. Bunda da kararsızlık yaşıyorum. Bunu da iki. İki ver gitsin yenge. İki. Sen yaşa yaşa. Kararsızlık yaşa. İki. Eşimin tabağı olabilir mi? Gerçekten. Son tabak. Kader anı. Tık 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 tık. Bu tabak eşimin tabağı değil. Yuh. Buna puanım bir. İşte bir puan. Ulan ben Allah'ım sürçledim. Abi güldüm. Vallahi. Ya sen vermeyeceksin. Puanı kim verecek bize? Bence en kötü 3 vermeliydi. Bence de. Çünkü hamuru bir tık daha iyi dedi. Bence de. Hamur ben 3 bekledim açık konuşayım. Bu kadar olur ya. Çünkü senin hamuru bir tık daha pişkindi. Evet pişkin olduğunu biliyor ya. Gördü orada. Pişmedi mi yoksa abi ya? En büyük rakibiniz kim Murat Bey? Benim rakibim hanımım abi. Evet benim rakibim benim eşim. Bu kadar olmaz ya. Hamuru pişmiş diyor ve vermiyor ya. Evet günün ikinci tadını yapacak olan takımı mavi takım. Burcu Hanım. Efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Böyle bir hazırım edasıyla oturuyorsunuz sandalyede. Evet, çok hazırım. Gözleriniz kapanınca öyle olmuyor ama. Ben eşimin tabağını... Hamur kalınsa tanırım diye düşünüyorum. Ve az pişmişse. Eşimin tabağını tanırım. Burcu Hanım ilk olarak güne 8 puanla lider başlayan sarı takımın yemeğini değerlendirecek. Yasin'in tabağı. Yasin'in tabağı bu. Kafa sallandı. Mis gibi de olmuş. Mavi takım ilk tadımını yaptı. Acaba bu tattığınız tabak kocanızın yaptığı lahmacun ve acılı ezme olabilir mi? Değil, olamaz. Bu tabak bizim olabilir. Çünkü lahmacun pişmemiş. Acısı da gayet yerinde. Acılı ezmenin içindeki malzemeler de iriydi. Eşim aslında ben daha ufak doğramasını söylemiştim fakat cevizleri eliyle kırmıştı. Bu eşimin tabağı olabilir diyorum. Bu tabağa puanım... 4, 3, 2, 1, 0. 3. Demek ki yapmışım abi. Ağızda bir tat bırakıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Hamur tadı. Abi hamur hamur. Eşiniz sizin tabağınız olduğunu düşündüğü için sarı takıma 3 puan verdiyse size kaç puan verir dersiniz Yasin Bey? Bilmiyorum bakalım. Yani eşimin tabağı dedi 3 verdi. O da Murat abinin tabağı diyecek ona 0 diyecek. Başlayacak. Bakalım göreceğiz şimdi. Emir. 0 vermesin de yani 0 bayağı bir demoralize ediyor çünkü bizi. İnşallah 0 vermez. Ya en başarılı ama olduğunu düşündüğüm şey... Burada bir puan vermedi ya böyle bir şey. Ama yenge abi üçüne de aynı dedi ya hamura seninki bir tık. Bir çok aşırı bir puan yani. Ama orada fazla bekliyordu tabii. Peki 3 iyi bir puan mı sizce? Yani şimdi ya ben sağıma ve soluma bakaraktan 3 iyi bir puan. Şu ana kalınmış en iyi puan 3.
Üç olan yok. Burcu Hanım şimdi de kendi yaptırdığı yemeği değerlendirecek. Sarı takım kadar olmasa da tarifte çok hata yapan Burcu Hanım bakalım eşinin el lezzetini bulabilecek mi? Ekşili. Parmak kalınlığıyla yoksa niye öyle daha? İzledin misin Murat abi? Evet, ikinci tabağı tattı mavi takım. Acaba bu tabak kocanızın tabağı olabilir mi Burcu Hanım? Bu tabak da eşimin tabağı olabilir. Eyvah. Bu tabak kötü. İlkine göre daha çiğ geldi, hamur geldi. Bunun da ezmesinin içindeki cevizler iriydi, soğanlar da öyle. Eyvah. Bunun hamuru daha çiğdi aslında. Ama ben ikisinin arasında çok kararsız kaldım. Bizim tabağımız da olabilir. Ay ay ay. Bu tabağa puanım... 5. 2. Yok canım. Olabilir diyor eşimin. Hadi 5 ver, 5 ver, hadi 5. 2, 2 lütfen. 3. 3. Buna da şükür. Aynen abi. Buna da şükür. Aynen abi. 3'den gidiyor, 3, 3, 3 diye gidiyor. Yaralıyım. Yandık. Yani Allah'ınıza şükür edin onu bulamayan da vallahi mi? Billahi diyorum ben şu an seviniyorum abi 3 aldığıma. Yalan yok yani. Madem sizin olduğunu anladı neden 3 puan verdi dersiniz Yasin Bey? Ya şimdi bir önceki tabak da eşimin tabağı 3 dedi. Herhalde şey yapmak istemedi. İki tabağı da 3 verdi. Kendi işini garantiye altına aldı aslında yani öyle oldu. Murat Bey bugünün ilk sıfırı size gelir mi ne dersiniz? Abi şimdi... Yenge orada iki tabağın da pişmemiş olduğunu biliyor zaten. Birinin eşinin olduğunu biliyor. Dolayısıyla değerlendirmeyi çok güzel yaptı. Emin ol ki benimki orada var ya... Bağdat'tan gelen lahmacun olsa puan vereceğini zannetmiyorum. Burcu Hanım son olarak güne 6 puanla 3. sırada başlayan pembe takımın yemeğini değerlendirecek. Mavi takım son tabağını tattı. Hayatının en kötü üç lahmacunu yedi galiba. Acaba bu son tabak kocanızın tabağı olabilir mi? Bu tabakta ilk ikinin iki tabağında aynısı gibiydi sanki. Hadi yenge, tutturacağız galiba bir şeyler. Şeyde başaramamış diyorum ben lahmacunu. Bu tabağa puanım... 0. Bu tabağa puan vermekte çok zorlanıyorum açıkçası. 0. Aynı şekilde sanki aynı tabaktan tattırıyormuşsunuz gibi hissediyorum. Üç yemek de birbirine çok benziyor. Hadi yenge burada üç ver de bari. Sıfır ver geçin ya. Üçü de çok başarısız. Üçü de başarısız gördün mü? Enteresan. Sanki bu benim değilmiş gibi geliyor sıfır. Ama. Sıfır. Bizim değil evet sıfır hadi. Ben risk almak istiyorum. Risk almak istiyorum sıfır. Dedi. Yandık. Sıfır. Çok. Bu tabağa... Puanım... 0. Yüksek verecek. 2. 2. Çok güzel risk aldın bravo yani. Risk alacağımı evet ben 4-5 yani. Verecek zannettim ya. Ben yok diyecek zannettim. Yok olmaz abi. Risk olur yani öbürlerine 3'er vermiş. Evet yok diyecek yani 0 diyecek sandım. Risk alıyorum 2. Eşiniz risk almış oldu mu sizce Yasin Bey? Evet onun risk anlayışı biraz farklı galiba. Yani... Risk ben alıyorum. 0 diyecektim. Hani risk Allah'tan alıyorum diyeceğim. 5 demedin yani. Burcu Hanım risk alıyorum dediğinde 5 puan beklediniz mi Murat Bey? Yok abi ben 0 bekledim. Çünkü öbürlerine kendi eşinin tabağının pişmediğinden emin olduğu için hamur olduğunu biliyordu. 2 tane hamur denk geldi ona. Bu hamur değil. Riski orada atlattı zaten. Bunu risk alıp 0 demesi lazım. Risk alıyor niye 2 veriyor? Aynı benim eşim gibi yapıyor. Bunun için de aynı şeyi söylüyor. 3 tabakta birbirine benziyor dedi. Benziyor dedi. Lezzet olarak. Bayanlar üçü de aynı şeyi söyledi. Evet. Bir tek farklılık yengene söyledi. Hamuru bir tık daha çıtır dedi. Evet, evet. Ben de hissediyorum o yüzden. Öyle mi hissediyorsun? Tamam. Evet sırada günün son tadım yapacak olan takımı. Yani sarı takım. Hazır mısınız? Hazırım. Eşim tabağını biberlerinden bulurum herhalde. Onlar kocaman kocaman kaldılar. Muhtemelen ondan diye düşünüyorum. Soğan da aynı şekilde üstten bir ezdirdim falan ama... Büyük kaldılar. Sarı takımdan Zeynep Hanım ilk olarak kendi yaptırdığı yemeği değerlendirecek. İki gündür süreyi doğru kullanamayan ve az pişmiş lezzetler ortaya çıkartan Zeynep Hanım bakalım nasıl bir değerlendirme yapacak. Hayatım beğendim de bayıldım de böyle yağlarım eridi de. Dün 10.000 TL'yi emanet verdiğim sarı takım ilk tadımını yaptı. Acaba bu tabak...
kocanızın yaptığı tabak olabilir mi? Sen yapma, yapma. Olamaz. Yiyemiyor kadın, yutamadı. Yormuyor musun abi? Bu tabak lezzetli geldi bana. Beklediğim kadar acı değil sosu. Yapma. Bu tabak için puanım... Sıfır. Puan verecek, puan verecek. Puanım dedi. Sıfır. Üç. Üç? Üç. Üç dedi abi. Üç. Üç yani iyi, kötünün iyisi. Ne diyeyim abi? Üç üç götür, kötünün iyisi. Ne yapayım abi, kötünün burada, iyisi. Yani... Kendi yemeğiniz için 3 puan az değil mi Bülent Bey? İşte diyorum ya, kötünün iyisi. Yoksa istemem mi ben 5 almayı? Ha, can atarım burada ama yapacak başka bir şey yok. 5 puan size gelir mi dersiniz Yasin Bey? 5 geliyor 5. Vallahi 0 vermesin de. O ya öncekinde... 3'ü verdi, sen 5 mi bekliyorsun? Bilmiyorum, bakacağız. 3 verdiyse. Ama hiç yorum yapmadı Bülent abi. Ha? Benim eşimin tabağı olabilir falan deme, direkt 3 dedi. Kesin abi, gurmelik var onda, ben biliyorum ya. İnşallah. Gördü kadıncağız ondan nasıl hamur olduğunu, daha neyse olsun ki yani. Yoruma da gerek yok. Bir de bir limon yutamadı. Zeynep Hanım şimdi de mavi takımın yemeğini değerlendirecek. Diğer hanımlar her iki takımın da lezzetini birbirine yakın bulmuştu. Bakalım Zeynep Hanım da aynı yorumu yapacak mı? Hadi yüzünü ekşitme. Üçten hadi fazla verme, beni ezme. Hadi. Üçten fazla verme. Vermedi. Evet, evet, kafa sallandı. Abi orada bir yemek var. Bir iki versin. Bir saniye. Yani. Bunun domatesleri, biberleri birazcık daha iri kalmış. Evet. Bu bizim değil. Birazcık evet. Soğanlarını hissediyorum. Evet, acılı su da, acılı ezme tabii ki, acı geldi. Tamam. Bu tabak kocanızın yaptığı tabak olabilir mi? Emin değilim. Emin değilsin. O yüzden? Bu tabak için puanım... 4. Yapma i̇şte be. Bu. Ben şey değilim, emin değilim, 4. O nasıl bir iş ya? Seni bir öpeyim ya. Beni öpme kardeşim. Abi ya siz çok iyi yemek yapıyorsunuz. Ya yengeler hiç hayatında lahmacun yememiş. İşte bu be. Vallahi emin. Olsun. Helal sana yenge, eşin vermiyor bana puanları be. Helal sana be. Eşin hakikaten. Çok acıymış herhalde, su istedi. Tövbe edeceğim lahmacun. Sen de onu nereden aldın, ben sana söyleyeyim mi? Nereden? Sosundaki acıdan aldım. Nerdeki acıdan? Sosundaki. Olabilir, olabilir. Çünkü ben evet. Köfte harcıma, evet. Sosun yarısını yapacaktım ya. Evet. Üçte ikisi köfteye gitti, üçte biri kaldı sosa. Hı. O da çok acılık vermedi. Anladım. Ben lahmacuna o sostan hiç dökmedim. Hepsini şeyin içine boşalttığım için. Mezenin, Meksika usulü yapmışsın evet, sen. Mezenin içine boşalttığım için ondan acı olmuş olabilir. Lahmacun içine biraz katmak gerekmiyor mu? Yo, ben hiç acı koymadım. Abi ben lahmacun fırında mı çalışıyorum? Vallahi. Vallahi. Bana soruyorsun ya. Yapamadığınız şeye puan alıyorsunuz. Bir de bana soruyorsun yani. Ama niye öyle? Tövbe ya, bir daha lahmacun da yemem, fırının yanından da geçmem. Zeynep Hanım son olarak pembe takımın yemeğini değerlendirecek. Zeynep Hanım pembe takımın lahmacununu diğerlerine oranla daha rahat tadıyor gibi görünüyor. Yok, sakın. Hayır. Demez de belki. Sakın öyle bir hata yapma. Almaz puan verir. Dur, bir dakika. Tabak çok kuru geldi bana. Acılı ezmesi güzel. Tabak eşimin olabilir mi diye düşünüyorum, emin değilim. Hayır. Düşün çok düşün. Kuru oldu diyorsun, benim olamaz. Ha, evet evet. Doğruyu bulun ya. Değil. Bu tabak için puanım... 2. Abi fileden dönüyoruz biz ya. Yenge kaç verdi? 3. 1 verdi, 1. Abi ona bakarsan iki, Zeynep bir. Şöyle söyleyeyim size. İlk etapta 4 puanı sana verdi. İkinci de sana verdi. Ben bekliyorum hala. Murat Bey, bugün tek düşük puanınızı eşinizden aldınız. Neden sizce? Ya bak, lahmacun iyi pişti diyorum, kıtır pişti diyorum, kızardı diyorum. Dedi ama sonunda puan doğru veremedi. Ya öbürleri hamur işte. Lezzeti diyor, lezzeti pişti bizimki de biraz ya. Peki eşinizin fazla cömert davrandığını düşünüyor musunuz Bülent Bey? Vallahi biraz evet, fazla rahat yani. 4 bence şu yapılan lahmacunların hakkı değildi. Bak açık bir net söyleyeyim. Bu lahmacunlarda en fazla verilebilecek puan 3'tü. Açık bir net. Tadım sonunda 10 bin lira bende kalır mı? Şu an ben bile emin değilim. Ama bizde kalmasını tabii ki istiyorum. Umarım bizde kalır. Hanımların bugün verdiği puanlara göre mavi takım 9, sarı takım 8 ve pembe takım 5 puan daha kazandılar. Evet, kocam yaparsa da tadımlar yapıldı. Puanlar yine... birbirine girdi. Vallahi nasıl yapıyorsunuz?
Hayret ediyorum. Yani isteseniz böyle olmaz. Sevgili izleyicilerimiz, puan tablosu birbirine girdi. Şimdi puanları öğrenmek için tabii ki kocalarınızı mutfağa davet ediyorum. Beyler, buyurun. İlk ben mavi takımla başlamak istiyorum. Evet, başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet Yasin Bey. Evet. Lütfen söyler misiniz? Burcu Hanım, yani eşiniz size kaç puan verdi? Eşim bana bugün 3 puan verdi. Aa, ne güzel. Evet. Aferin bana. Yani çok bir şey vermedin ama buna da şükür, sıfırdan iyidir. Eş puanlarla gidersek birinci olamayız illaki. Rakiplerimizle arayı açmamız gerekiyor. Biraz daha cesur davranmak gerekiyor, risk almak gerekiyor diyorum. Ve sırada dün 10.000 TL'yi benden emanet alan sarı takım var. Bülent Bey, efendim, lütfen söyler misiniz? Zeynep Hanım, yani eşiniz size kaç puan verdi? Eşim bana 3 puan verdi. Evet. Daha yüksek vermek isterdim. Kendi yemeğimi beğendim ama diğer yemek sanki benim daha fazlaymış hissiyatı verdi bana. Mavi takımın tabağı. Kendi tabağımı da buldum ama 3 puan verdim. Sonradan fark ettim. Murat Bey, lütfen söyler misiniz eşiniz size kaç puan verdi? En yüksek puanı verdi. Çekti olamaz. Evet, 1. Teşekkür ederim. 1 puan, evet. Yani eşinizin tabağını bulamadınız. Yani lezzetleri hep hemen hemen aynıydı diyebilirim 3 tabağında. Ama sadece diyorum ya, bir tek bizimkisinin hamurunda onu anladım ama... O anki heyecanla yanlış puan verdim. Yani iyiydi. O yüzden yani düşük puanda bir de vermek istemedim açıkçası ilk tattığım tabaklara. Bakalım Esat Şef'in vereceği puanlardan sonra günün en yüksek puanını alan ve 10.000 liralık kasayı ele geçiren hangi takım olacak? Evet, sıra benim tadımıma geldi. Önümde hemen yanımda olan pembe takımın lahmacunu ve acılı ezmesi var. Tarif sırasında günün en az hatasını yapan pembe takım, bakalım şefimizden yüksek puan alıp zirveyi ele geçirebilecek mi? Evet, Murat Bey ve Saniye Hanım. Önce bitirdiniz. Bu iyi bir şey. Ama çok iyi bir şey değil. Önce bitirmek her şeyi güzel olacak anlamına da gelmiyor. Tabak prezentasyonu bakımından, tabak sunum bakımından şu anki gördüğüm tabak gayet başarılı. Acılı ezme son derece başarılı. Yani tadı, acısı, ekşisi, bunu alıp bir restoranda servis edebilirsiniz. O kadar başarılı. Sağ olun şef. Ama lahmacununa geldiğim vakit onu çok söyleyemeyeceğim. Lahmacunun birinci kuralı ince gevrek olması. Bu gevrek değil. Değil. Kalın bir hamur. Ama lezzeti yerinde. O yüzden bugün size vermiş olduğum puan 3. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz Esat Şefimize. Çok sağ olsun. İnşallah bundan sonra da böyle yüksek puanlar alacağız. Önümde çile çekmiş bir lahmacun var. Yani o hamur yapılırken hani... Sarı takım dün hazırladığı yemek çiğ olduğu için şefimizden puan alamamış, ancak rakiplerinden aldığı puanlarla kasayı ele geçirmişti. Bakalım bugün Esat Şef'ten alacakları puanla yine lider olabilecekler mi? Siz evde galiba bir akım var biliyorsunuz. Raw food diye, dünyada çiğ yemek akımı. Onu mu uyguluyorsunuz evde? Uyguluyorsunuz ya. Yanlış ürünleri uyguluyorsunuz. Evet. O daha çok yani ısıl işlemleri az olur ya da çiğ tüketebilecek ürünlerde uygulanır. Yani lahmacunda uygulanmaz. Acılı ezme nedir? Acılı ezme gelmedi. Bildiğin çoban, evet, salatası yiyorum. Evet. Acısı nerede bunun? Çok az bir acı katabildiğim için. Neden? Çünkü fazlası harca gitti. Kıymanın harcına gitti. Lahmacuna. Yanlış, evet, tarif yanlış verdim çünkü eşime ben. Yani üçte biri ancak gidebildiği için. Oraya yeterli gelmedi sanırım. Tabii kabul etmek bir yerden. Tabii ki. Ama kesinlikle yanlış. Kesinlikle. Pişmemiş.
Yine hamur gene. Zaten paramparça oldu. O yüzden size bugünkü puanım... 1. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. 1-1'dir. Tabii ki çok kötü bir puan. 0 gibi değil ama çok kötü bir puan aldık yine. 1 puan aldık. Esat şefimizden daha yüksek puanlar almayı istiyoruz. İnşallah yarın şans bizimle olur. Evet, sıra geldi. Son tabağı mavi takımın tabağına. Güne iddialı başlayan mavi takım, bakalım şefimizden alacağı puanla 10 bin liralık kasayı ele geçirebilecek mi? Yasin Bey, gün nasıl geçti sizce? Yaptığınızdan mutlu musunuz? Yani mutlu değilim. Neden? Çünkü eşim bazı tarifteki bazı şeyleri karıştırdı. Özellikle salçayı unuttuk. Sonradan salçayla alakalı başka bir şey denedik. Yasin! Efendim? Nasıl, pişmiş mi? Yok yok, daha pişmemiş. Ha, daha pişmemiş. Ben şimdi alacağım. Şöyle kaşık. Aşkım, fırça al. Şu, bak ne yapıyorsun? Bu erir mi? Tepsiyi al. Tutacak nerede? Ay adı neydi ha? Ocağın üstüne koy. Koy ocağın üstüne. Ocağın üstüne. Bağırma. Allah Allah, adamı hastetme. Ya tamam, sinirlenme. Dur. Hadi fırçayla sür bakayım. Tozu dumanı mı kattınız bugün Burcu Hanım? Evet, biraz öyle yaptı. Elimi ayağıma dolaştı. Çorba yine. Oldu bugün. Evet, biraz. Toz duman yok oldu. Çorba oldu. Yani çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama iyi olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çok bak, dikkat. Ay gitti, yapıştı ya. Ama sen demedin ki merdaneye un sür demedin ki hayatım. Acılı ezme. Başarılı değil. Kötü de değil. Düşündüğüm gibi. Yani şimdi az evvelki tat şeyden sonra bu evet bir acılı ezme. Lahmacun tadı, tuzu yerinde ama gördüğün gibi çok kalın. Evet, bari takım size bugünkü puanım 2. Teşekkür acılı ederiz. Acılı ezme hatırına. Teşekkür ederiz. Birlik de olabilirdi aslında. Yine iyi puan verdiğini düşünüyorum. Ve bizi o verdiği 2 puan 1 puanla öne geçirmiş oldu. Çok teşekkür ederim. Son 2 günün toplam puanına göre mavi takım 18 puanla zirveyi ele geçirirken sarı takım 17 puanla ikinci ve pembe takım 14 puanla üçüncü oldular. Zeynep Hanım'a çok teşekkür ederim. Onu öpüyorum buradan. Öpücüklerimi gönderiyorum. Çünkü para kutusu bende. Bizi üzmedi bugün mavi takımda. Kendilerine ben de teşekkür ediyorum ama çok ümitlenmesin. Yarın o kasa bizde. Evet, en yakın rakibim sarı takım. Yarın onu geçeceğim kesinlikle. Hatta mavi masayı da geçeceğiz. Kesinlikle yani. Bugün böyle oldu. 2 gündür böyle şanssızlık yaşıyoruz ama bu demek değildir. Hep böyle kalacağız. Mavi takım günü benden aldığı 2 puan ekleyerek toplam 18 puan. Evet. Ben verdiğim bir puanla kaçırdık. Ben pardon, izin verirsiniz eğer. Evet, tabii. Buyurun. Emanet edelim. Şarkı söyleyerek alabilir miyim? Buyurun efendim, ne söylemek istiyorsunuz? Gel gel gümüle gel. Buyurun söyleyeyim. Gel gel gümüleye gel. Buyurun efendim. Gel gel gümüle. Lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Evet. 10.000 TL el değiştirdi efendim. İkinci günde, salı gününde mavi takıma gitti. Biz yarın yine çok özel bir tarifle yarışmacılarımızın o güzel heyecanlarıyla sizlerle beraber olacağız. Yarına kadar mutlu kalın. Hoşça kalın. Kim yere bile ki söyle bizi el ele.